Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır. Tarihe açılan pencere. Merhaba kıymetli Tekeret FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle beraberiz. Programı bendeniz Mehmet Sıddık Arvas ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker hazırlayıp sunuyoruz. Bugün kumanda masasında sesimizi size İbrahim Macit kardeşimiz ulaştırıyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Siz de hoş geldiniz. Bizleri evlerinde, arabalarında, telefonlarında ve sosyal medya mecralarında bizleri dinleyen kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün inşallah sizlere Türk İslam tarihinin önemli zaferlerinden biri olan Kutul-Amer zaferinden bahsedeceğiz. Çünkü bu sene 108. sene devresi. Kıymetli dinleyenlerimiz, malumuz olduğu üzere İslam tarihi, Türk İslam tarihi birçok muazzam kahramanlıklarla dolu. Bedir Muharebesi'nden ta günümüze kadar İslamiyet'e bayraktarlık yapan bu aziz millet de dünya tarihine, İslam tarihine çok kıymetli kahramanlıklar kazandırmış ve tarihe nakşettirmiştir. Bugün inşallah Kutul-Amer zaferi sene devresi dolayısıyla ondan bahsedeceğiz. Kıymetli hocam, malumunuz Kutul-Amer Dicle Nehri kıyısında Şatul-Arab kanalı ile birleşen Basra körfezinin kuzeyi ile Bağdat'ın güneyinde bulunan bir kasaba. Adını kasabadan alan muharebe şehrin yakınlarında konuşlanmış işgalci İngiliz birlikleriyle müttefiklerinin kuşatılmasıyla başladı. Kasabanın Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmesi ve 13 bin İngiliz askerinin tamamının esir alınmasıyla da bitti. Muazzam bir zafer. Evet hocam. Bitti, öldü diyen bir Osmanlı'nın muazzam bir zaferi. Hocam, sahip olduğu zengin petrol kaynaklarından dolayı Irak coğrafyası 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren malumunuz emperyalist devletlerin ilgi alanına girmiş. Başta İngiltere olmak üzere Fransa ve Almanya gibi ülkeler Orta Doğu'ya yönelik siyasetlerinde Irak coğrafyasının petrol kaynaklarına sahip olmak amacıyla çok yönlü politikalarını uygulamaya koymuşlardı. Birinci Cihan Harbi'ne girerken Irak cephesi ve Türk-İngiliz mücadelesi hakkında bize biraz bilgi verir misiniz efendim? Evet, öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın hocam, 29 Nisan 1916 Kutul-Amer zaferinin bu sene 108. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Tabii Kutul-Amer deyince Sayın Hocam insanlar bu kavrama uzun süre yabancı kaldılar. Hatta Kutul-Amer öğretmenlik yaptım uzun zaman. Öğrencilerime, talebelerime sorardım. Hatta tarih öğretmeni arkadaşlara bile sorardım. Bunu sanki hocam yani öyle bir yabancı bir kavrammış gibi telakki ediyorlardı ki artık böyle bir yerin varlığı bile maalesef dünya üzerinde böyle bir mekanın olduğu noktasında bile insanlar bilgi sahibi değildi. Yani burada bırakın bir
zaferin kazanılmış olmasını. Evet. Böyle bir yerin varlığından bile insanlar haberdar değillerdi. O açıdan hocam çok önemli bir zafer. Tabii sonucu itibariyle insanlar zaman zaman bununla ilgili farklı şeyler söylüyorlar ama onlardan da bahsedeceğiz. Malumunuz hocam dünya büyük bir efendim paylaşım sahasına dönüşüyor 19. yüzyıla geldiğimizde. Evet. Dünyanın meşhur sömürgeci devletleri önceki zamanlardan itibaren işte Venedik, Ceneviz, sonraki zamanlarda İspanya, Portekiz, sonraki zamanlarda İngiltere, Hollanda, Fransa derken dünyayı parsel parsel paylaşmışlar. Evet. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yani 1850'den sonra hocam Almanya, İtalya gibi iki büyük devlet, tarihi geçmişi de çok eskilere dayanan iki önemli devlet, hı hı, iç problemleriyle cebelleşmekten dünyaya çok fazla dikkat kesilememişlerdi. Evet. Sonra iç barışı sağlayıp iç huzuru sağladıktan sonra acaba dünyada neler oluyor diye şöyle kafalarını kaldırıp baktıklarında efendim her tarafın İngilizler ve Fransızlar tarafından ki bir avuç devlet olan Hollanda'nın bile bugün dünya üzerinde kaç tane sömürgesi var Sayın Hocam. Evet hocam. Yani harita üzerinde Hollanda'yı gösterin deseniz öğrencilerin çoğu belki bunları göstermekte bile zorlanıyorlar. Ya. Ama bu Hollanda'nın bile dünya üzerinde şu anda hocam 20'den fazla sömürgesi var. Hala var Sayın Hocam. Evet. Ve bunlar zamanında buralara tohumlarını atmışlar. Almanlar ve İtalyanlar da dediler ki biz bu paylaşımdan efendim hissemize düşeni alalım. Sonra dünya hızlı bir şekilde bloklaşma hareketlerine sahne olmuş. Bir yanda Almanya, İtalya, bir yanda İngiltere, Fransa, Rusya, Hollanda. Tabii bu mücadele arasında olan kimle olmuş hocam? Yine her zaman mazluma olmuş. Evet. Hindistan'da, Afrika'da, dünyanın farklı sömürge alanlarında, Orta işte efendim Orta Doğu'da, Avustralya kıtasında oralardaki insanlar efendim bu paylaşımdan büyük zarara uğramışlar. 20. yüzyılda devletler arasında giderek artan ekonomik çıkar savaşları hocam. Buna bağlı olarak gelişen büyük devletlerin sömürgeci politikaları Osmanlı Devleti gibi ham madde kaynakları üzerinde bulunan özellikle gelişmemiş bir sanayiye sahip devletleri, evet, bu gelişmemiş sanayiye sahip devletlerde biraz önce bahsettiğimiz devletler arasında Almanya, İtalya sonradan gelişiyorlar. Bunların hem pazar hem de sömürge arayışları özellikle bu işgal amaçlı dünyanın farklı yerlerinin parsellenmesi noktasında da büyük devletler arasında kavgaya sahne olmuştur. Sahip olduğu zengin petrol kaynaklarından dolayı Irak coğrafyası hocam ki bu tarih boyunca Bağdat, Irak bizim hem bizim kültürümüz açısından hem de dünya kültürü açısından çok önemli bir coğrafya malumunuz. Evet. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren emperyalist devletlerin ilgi alanına girmiştir ki bu sahada gerçekten de baktığımızda biraz önce de ifade ettiğiniz gibi bu petrol ve paylaşım noktasındaki bu efendim gözü doymazlık maalesef dünya üzerinde hala bitmeyen savaşlarında müsebbibi olarak da görülüyor. Özellikle Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul-Kerkük coğrafyası hocam. Bugün hala çok önemli petrol yatakları. Evet. Bu zengin petrol yataklarından dolayı sanayi devrimiyle büyük bir atılım yapmış, hı hı, Avrupa. Avrupa'nın iştahını kabartan bölgeler buralar. Tarih boyunca neft kaynakları yani petrol kaynakları ki Sultan II. Abdülhamit Han Polgrospol'la Necip Paşa'ya bu petrol haritalarının petrol bölgelerinin haritasını çıkarttırmıştı malum haliniz. Daha önceki, evet, programlarımızda konuşmuştuk. Ama Avrupalılar bunu bu haritadan bile istifade etmişlerdi Sayın Hocam. Dünya, evet, üzerinde özellikle Orta Doğu'da ne kadar büyük petrol yataklarının olduğu bu haritanın bile hatta ele geçirildi. Abdülhamit Han'ın yaptığı bu çalışmalardan da Batılıların istifade ettiği noktasında özellikle Almanların kaynaklarda bu ifadeleri görüyoruz. Şimdi donanma eşliğinde Hindistan'dan getirilen İngiliz müstemleke ordusu Basra Körfezi'nin kuzeyinde özellikle Şattül Arap dediğimiz iki nehrin birleştiği yer hocam. Bu ağza bir Fav diye bir bölge var. Yerleşim alanı var. Evet, Fav. Evet. Buraya hocam İngilizler 6 Kasım 1914 tarihinde asker çıkarıyorlar. Ve kuzeye doğru ilerleyip maksat nedir? Bağdat'ı ele geçirip orayı tamamen bağımsız hale getirip yani bağımsızlık aslında hedeflerinde yok da ele geçirdikten sonra kendilerine bağlı bir bölge haline getirip oradan Rusya ile irtibat sağlamak ve Birinci Dünya Savaşı o zaman da başlamış. Almanlar, evet, resmen inim inim inliyorlar. Bir yanda İngilizler, bir yanda Fransızlar, bir yanda Ruslar. Almanlar tabii bu yükü bir şekilde üzerlerinden yaymak, evet, zorundalar. Çünkü üzerlerinde çok ciddi baskı var. Bunun üzerine Osmanlı'yı savaşa sokuyorlar. Maalesef bizim gafil iddiatçılar
Burada denge siyaseti uygulamak yerine Almanlarla beraber, ki Alman yükünü hafifletmek maksadıyla, Birinci Dünya Savaşı'na girerek maalesef binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insanımızın bu cephelerde hayatlarını kaybetmesine sebebiyet vermişlerdir. Evet. Dolayısıyla hocam, İngilizler bu Şaddül Arap dediğimiz Basra Körfezi'nde Fırat'la Dicle Nehri'nin birleştiği nokta, Fav bölgesine asker çıkarınca burada savaşın sesleri artık Osmanlılar açısından İngilizlerle yapılacak savaş noktasında, artık burada savaş sesleri gelmeye başlıyor. Tabii İngilizler bunların planlarını çok önceleri yapıyor. Dediğimiz gibi Bağdat'ı ele geçirmek. Bağdat'ı ele geçirdikten sonra Ruslarla irtibat kurarak Çanakkale'de kaybettikleri itibarlarını yeniden kazanmak ve Rusları savaşta zor durumda bırakacak hamleler yapmak. Ki bunun için de Osmanlı'nın Bağdat'ını seçiyorlar değerli hocam o zamanlarda. Özellikle silah ve teçhizat bakımından da zayıf Türk kuvvetleri İngiliz ordusunun Fafa düzenlediği çıkarma harekatı karşısında tutunamayıp geri çekilmek mecburiyetinde kalıyor. Evet. Böylece Irak cephesi atılmış oluyor hocam. Yani Irak cephesi Osmanlı'nın savaştığı Çanakkale var, Sarıkamış var, Filistin var, Galicia var, Suriye var, değil mi Sayın Hocam? Balkanlar var. Yine Süveyş var. Bununla birlikte de işte Irak cephesi de Sayın Hocam baktığımızda önemli Birinci Dünya Savaşı açısından Irak cephesi de bu şekilde açılmış oluyor. Türk kuvvetleri bu sırada daha fazla kayıp vermeden taktik geri çekilme planı çerçevesinde Şaddül Arap boyunca kuzeye doğru çekiliyorlar. Yani nehirden itibaren o koruma refleksi yavaş yavaş İngilizlerin ele geçirmesi neticesiyle artık tamamen elden çıkmasa da o bölgeler İngiliz kontrolüne giriyor. Evet hocam. Hocam tabii Irak'tan bahsettiniz. Coğrafi bir istilah olarak Irak, Şam çölü ile İran sınırı arasında kalan yaklaşık 200 kilometre eninde, Basra Körfezi'nden kuzeybatı istikametine ortalama 700 kilometre uzunluğundaki bölge. Irak adı 1921'den itibaren uluslararası hukukta devlet adı olarak kullanıla gelmiş. Evet. Irak'ın coğrafi yapısı, iklimi ve ulaşım şartları o yıllarda nasıldı? Hocam, Kutul Amare'yi layıkıyla anlayabilmek için ilk önce Irak'ın coğrafi yapısını çok iyi bilmek lazım. Buralar evet, zor coğrafyalardır hocam. Yakın zamanda 1970'lerde, 80'lerde bile Ruslar, Afganlarla yaptıkları savaşlarda, evet, hatta zamanı tarihçileri o coğrafyaya girmeyin, Afgan coğrafyasına, ki aslında Afgan coğrafyası, Irak coğrafyası, bunlar birbirlerine çok benzerler. Buralarda başarılı olmak çok zordur. İngilizler aslında bilerek girdiler. Yani bu savaş stratejilerini çok iyi bilen devletlerdir bunlar. Ama İngiliz kibiri, İngiliz gururu, düşünün Kutlu Amare Savaşı'nı kaybetmişler. Kaybetmelerine rağmen sırf itibarlarını korumak için yeniden savaş açıyorlar. Ondan ayrıca bahsedeceğiz. Yani Kutlu Amare zaferinden sonra neler yaşandı, bundan ayrıca bahsedeceğiz. Çünkü zaferden sonra 7-8 ay sonra tekrar saldırarak Kutlu Amare'yi ele geçirip Bağdat'ı da işgal ediyorlar. Oradan tam Musul Kerkük'e kadar geliyorlar. Yani Irak coğrafyası zor bir coğrafya. Osmanlılar açısından da zor bir coğrafyaydı ama halkla kurdukları o sekülerizasyon sayesinde Osmanlı oralarda başarılı olmuştur. Hocam, Irak'ın kuzeyinde karasal iklim. Yani geceleri aşırı soğuk, gündüzleri aşırı sıcak. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farklılıklarının çok yüksek olduğu bir karasal iklim. Evet. Özellikle batı ve güneyinde çöl iklimi hakim. Özellikle Kasım ve Nisan aylarında hocam şiddetli yağış alır buralar. Ve nehirlerde taşkınlar yaşanır, ki bu yaşanan taşkınlar savaş sırasında da iki tarafında işini çok zorlaştırıyor. Bundan bahsedeceğiz. Özellikle Mezopotamya havzası, bataklıkları çok olan bir bölge hocam. Evet. Yılanları, çıyanları, akrepleri, şunları bunları çok fazla olan, özellikle girdiğiniz zaman çıkamayacağınız bir coğrafya, bataklıkları çok fazla olan bir lokasyon. Evet. Mezopotamya coğrafyası. Özellikle sel felaketleriyle de çok meşhur. Bir de hocam, bataklıkları çok olunca bulaşıcı hastalıklar da çok fazla. Özellikle sivrisinekler. Evet. İngilizler ciddi manada bundan muzdarip. Yani mesela savaş sırasında tifüsten ölen, koleradan ölen, sıtmadan ölen askerlerin hikayeleri var. Osmanlı'da da var ama biraz Osmanlı'nın coğrafi olarak o bölgeye bir aşinalığı var. O bölgeyi çok iyi tanıyor. Onun için coğrafyaya göre kıyafet, coğrafyaya bölge hayat tarzını geliştirmek çok önemli, ama İngilizler bunu bilmediği için, hatta
yeni bir yere gittiğiniz zaman o bölgenin soğanıyla yoğurdunu yiyin derler hocam. Evet. Toprak değil mi? Toprakla bir aşinalığınız olsun. Şimdi İngilizler o bölgeye asker çıkarıyor ama askerlerin büyük bir çoğunu kısa süre sonra hasta oluyor hocam. Havaya alışkın değil. İklime alışkın değil yani. Soğanı yemek, 3 gün soğan yemek oradaki hava değişimi etkisini azaltıyor. Büyüklerimiz öyle diyorlar. Evet evet hocam. Bir de yoğurdunu, orada mayalanmış yoğurdunu yemek. Evet. Mesela burada İstanbul'da misal veriyorum. Burada yaşıyorsunuz. Uzun süre Kars'a gideceksiniz. Burada 8-10 yıl yaşamışsınız. İlk gittiğinizde derler ki soğanıyla, Kars'ın soğanıyla yoğurdundan yiyin, vücudunuz hemen dengeyi oluştursun diye. Evet. O çok önemli bir mesele hocam. Yoksa bağırsak ve benzeri enfeksiyonlara kısa sürede kendi memleketiniz olsa bile. İşte İngilizler çıkarma yapıyorlar. Çıkarma yaptıklarında askerlerin büyük bir çoğunluğu hava şartları sebebiyle şöyle bir silkeleniyor hocam. O açıdan Irak coğrafyası çok önemli bir coğrafyadır. Bir de hocam gündüzleri 50 derece, geceleri eksi derecelerde ve bu sıcaklık farklılıkları sebebiyle sayın hocam çok ciddi manada hastalıklar yaşanıyor. Mesela koleradan, tifüsten dediğimiz sıtma hastalığından bir de hava şartları sebebiyle İngiliz askerlerinin hatıratlarında yazılmış hocam. Bu Tovşu'nun hatıratlarında da yazar. Askerler özellikle bağırsak temelli hastalıklar sebebiyle çok ciddi manada asker kayıplarından bahsediliyor. O açıdan Irak coğrafyası zor hocam. Zor coğrafyalar ve insanların da büyük medeniyetlerin kurulduğu coğrafya ama büyük acıların da yaşandığı coğrafya olarak da tarihe geçmiştir sayın hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Irak bölgesi malumunuz olduğu üzere Orta Doğu'yu Uzak Doğu'ya bağlayan yolların üzerinde yer almasından dolayı Arap Yarımadası'nı kuzeyden kontrol etmek isteyenlere avantaj sağlayacak bir konumda. Evet. Irak'ta özellikle Musul vilayeti büyük güçlerin petrol arama ve işletme imtiyazları elde etme yarışına giriştikleri bölge olmuş. Peki hocam, Irak coğrafyasında evet hocam. Birçok ülkenin casus savaşları var. Evet. Burada neler olmuş? Bize biraz bahseder misiniz? Hocam, İngilizler uyanık millet biliyorsunuz. Gidecekleri yerlerin profilini sinsi çok iyi belirliyor. Yani. Sinsidir yani. Kurnaz. Kurnaz. Ama bunları hep tabii hattan yana değil de zulümden yana kullandıkları için de maalesef bugün zalim İngiliz devletini tarihte çok iyi yazmazlar. Her ne kadar efendim büyük bir imparatorluk, büyük bir devlet olduğundan bahsedilse de büyük bir medeniyettir, insan odaklı bir medeniyettir diyemiyorlar. Abdülkerim Arvas Hazretleri İslam'ın en büyük düşmanı İngilizlerdir biliyorlar. Tabii, tabii, doğru. Başkaları gelir, diktiğiniz fidanı keser fakat kökü yerde olduğu için tekrar filizlenir. Evet. Ama İngiliz gelir, sizinle beraber sular, çapalar, gübreler bir gece ansızın dibine zehri döker. Sabahleyin de vah sizinle vah beraber ağlar. Tabii. Ya, doğru söylüyorsunuz. Hocam Sultan II. Abdülhamit Han döneminde temelleri atılan Osmanlı-Alman yakınlaşması var. Özellikle Berlin-Bağdat demiryolu yapım işi. Evet. Almanlara buranın bu demiryolu yapım işinin verilmesi özellikle Irak bölgesinde Alman etkisinin de artmasına sebebiyet veriyor. Tabii bundan İngilizler rahatsız oluyorlar. Evet. Bu vesileyle Almanların Osmanlılarla çok düşüp kalkması İngilizlere yeni planlar yapma ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Ve casusluk savaşları dediğimiz mücadeleler başlıyor. Bu Almanlar'da da Osmanlı'da da çok güçlü teşkilat-ı mahsusanın bugün hala daha değil mi hocam? Evet. Bundan bahsedilir. Almanlar netice itibariyle dünyanın en köklü istihbarat teşkilatlarından birisine sahip. Yine MI6 İngilizlerin. Evet. Geçmişte de bunlarla ilgili olarak bu İngilizlerin casusluk faaliyetlerine çok ciddi kafa yorduğu, büyük bütçeler ayırdığı da malumdur. Evet, hatta Orta Doğu'ya gönderdiği biyolog, tarihçi, diplomat, zoolog gibi meslek gruplarından casuslar aracılığıyla hocam kendi siyasetlerini kalıcı kılmaya, diğer taraftan küçük menfaatler temin ederek bölge halkı üzerinde özellikle de aşiret reisleri üzerinde İngiliz hayranlığını arttırmaya gayret ettikleri görülüyor. Hatta İngiltere yüzbaşısı özellikle Shakespeare aracılığıyla 1910'larda evet, Basra Körfezi civarında tampon bir Vehhabi devleti kurmayı ve onun aracılığıyla doğal kaynakları kullanmayı düşünüyorlar ki Irak ve Hicaz coğrafyasında uzun yıllar faaliyet gösteren mesela meşhur kadın casuslardan özellikle Gertrude Bell hocam kendisi antropolog olarak da biliniyor. Kendisine özellikle aşiret reislerinden bazıları kendine aşık ediyor bu kadın. Bunu hocam ben gençlere anlatıyorum. Tabii, evet. Hatta soruyorum bu kadının sizce o cehennem çukuru olan mezarı nerede? Evet. İngiliz
Nere İngiltere nere? Ya, yattığı yer nere? Gençler farklı şeyler söylüyorlar. Maalesef. Şu anda onun galiba o cehennem çukuru mezarı Bağdat'ta değil mi hocam? Ya evet. Evet. Ne alakası davası var değil mi hocam? Davası uğruna bir İngiliz kadın nelere katlanarak bu coğrafyaya geliyor. Tabii. Hatta bir ara İngilizler ona öyle şaşalı bir kabir yapmışlar ki hocam. Hatta kendi tarih kitaplarında bu kadından kahraman diye bahsediyor. Milli ya, kahraman diye tabii, bahsediyorlar hocam. Ona göre kahraman bizatihi, zaten. Bizatihi tarih kitaplarında milli kahraman gibi nasıl tahsil ediyor? Koskoca bir sayfa ayırıp bu kadının mücadelede İngiliz devletinin bekası için nasıl uğraştığından bahsediyor. Biz kahramanlarımızı maalesef hocam ders kitaplarına yazamıyoruz. Evet. Bir sayfa dolusu bu kadının anlattıklarını gördüm. Dolayısıyla bu Bell hocam casus olarak ki özellikle Farsça'yı, Arapça'yı, Türkçe'yi çok iyi biliyor ki hocam niye anlatıyoruz bunu? Çünkü Irak coğrafyasına İngilizler geliyorlar. Daha sonra da kalıcı olmaya geliyorlar. Kutul Amare'den sonra da kalıcı olmaya geliyorlar. Oranın sosyolojisini kökten değiştirecek adımlar atıyorlar. Evet. Hani bizim meşhur bir söylem vardır ya hocam böyle safsatadan ibaret. Araplar bize arkadan vurdu safsatası, yalanı. Evet. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında ki bu bahsetmiş olduğumuz kadınla da alakalı aslında. Kadın öyle bir temel atmış ki hocam oraya. Evet. Anlaştıkları, İngiliz'in anlaştığı kimseler aşiret ağaları hocam. Evet. Reisler. Her birinin emrinde beşer onlar bin asker var bunların. Evet. İngilizlerin anlaştığı kimseler bunlar. Arap halkı değil. Peki bu anlaştıkları efendim aşiret reisleriyle ne yapıyorlar hocam? İçlerinden bazılarını parayla satın alıyor İngiliz. Aşiret reislerinin emrindeki askerleri de otomatik olarak satın almış oluyorsunuz. Tabii. Bu askerlerle birlikte Osmanlı'yı arkadan vuruyorlar. Yani Arap halkı değil Osmanlı'yı arkadan vuran, Arapların içinden çıkmış, kendi halkına da kan kusturan aşiret reisleri hocam. Onlar var, evet. Tabii bu kimseler büyük önemli vergilerle hatta böyle efendim insanlara zulüm ve işkenceyle ellerindeki malların önemli bir kısmını almak suretiyle kendi halklarına da zulmü reva gören kimseler. İngilizler bunları satın alıyor. Hocam bahsettiniz ya bu kadının Gertrude Bell'in hayatını evet. anlatan bir film var. Evet. Bu filmde de İngilizler buna yer vermişler. Evet. Abdülhamit Han Celebi Bekan evet. bunların belli bir sınırdan geçmemelerini Hı-hı. talimatını vermiş. Derken buna bir Müslüman genç buna rehberlik yapıyor. Evet. Sınava geliyorlar. Sınır jandarmaları durduruyor bunları. Diyor ki geçiş izniniz yok. Evet. Birden o rehber çıkarıyor. Kağıdı veriyor. Çünkü bak iznimiz var. Evet hocam. Kadın şok geçiriyor. Tabii asker kapıyı açıyor gönderiyor. Evet. Diyor ki bu ne? Sen bunu nereden buldun diyor. Diyor ki böyle bir hadise olacağını biliyordum diyor. Bunu söyleyen Müslüman. Ya. Biliyordum diyor. Şam'daki şu caminin yanındaki bir kitapçıya veya bir kişiye ben izin belgesinin sahtesini yaptırdım. Orijinal ya, gibi. Değil mi hocam? Buyurun. Bunun gibi ne hikayeler bu var hocam? Anlatıyorlar. Evet. Ne hikayeler var bunlar gibi. Adamlar bunda bu kadını dedim ya milli kahraman gibi görüyorlar ve evet. yaptıkları filmlerle de hala daha bugünün gençlerine, kendi gençlerine bunu kahraman olarak anlatmaya devam ediyorlar. Şimdi hocam bu anlattıklarımızla aynı zamanda sadece Kutlu Amare'yi yani nesillerimiz ve gençlerimiz sadece Kutlu Amare'yi anlamakla sınırlı kalmasınlar. İngiliz'in planını, programını. Şimdi bu coğrafyada dikkat edin sayın hocam. Türk, Kürt, Arap. Şimdi evet. Türk ile Kürt sayın hocam yüzyıllardır omuz omuza vermiş. Ve İslam coğrafyasında büyük seferlere imza atmış. Türk'le Arap yine sırt sırta vermiş. Yüzyıllarca süren büyük başarılara imza atmış. Evet efendim. Ama Türk, Kürt ve Arap üçü bir araya geldiğinde işte o zaman cihan devleti olmuşsunuz hocam. Evet efendim. Bunu İngiliz çok iyi bildiği için ilk önce Türk'le Arap arasına sonra da Türk'le Kürt arasına fitne saçarak nasıl bunları ayırırız? Ne yaptı? Araplar bizi arkadan vurdu, yalanını uydurdular sayın hocam. Evet. Ondan sonra Araplarla Türkler arasını açtılar. Hatta İttihat Terakki'nin malumu Cemal Paşa'nın yaptığı hatalar, rahmetli Özal diyor ya, Cemal Paşa'nın hatalarını anlatırken gidin Hasan Cemal'e sorun diyor ya, onun dedesi, konuşması var dedesiyle evet. ilgili. O mevzuyu merak edenler araştırabilirler. Yani hocam, İttihatçıların aslında neler yaptıkları anlatılıyor. Aşiret reislerinin kızlarını, evet. orada ileri gelen ailelerin kızlarını Cemal Paşa denen adam... Evet. kendi meclisine sakirlik yaptırıyor. Tabii sonradan Seyir, da tabii. İngilizler bunları fotoğraflıyor. Tabii. O Arap halkına özellikle hem kızlarını İngilizler Aynen, kaçırıyor. Sonradan da Arap halkına gidip sizin şeyhlerinizin kızlarını kaçırttırıyor deyip ters propagandayla Araplarla Osmanlı'nın arasını açmaya çalışıyor ve buna da maalesef İttihat Terakki çanak tutuyor sayın hocam.
Evet, o açıdan baktığımızda bunun gibi biriken meseleler Türklerle, Osmanlılarla, Arapların arasının açılmasına sebebiyet veriyor. Sonrasından yani öyle hadiseler yaşanıyor ki İngilizler, hatta bu Arap aşiret liderlerinin emrindeki cahil askerler Sayın Hocam. Evet. Bu askerlerin bazılarını kanlı mesela Filistin cephesinde diyorlar ki sizin dedelerinizin hakkı olan altınları Osmanlı askerleri yuttu bunların midesinde. Siz bu altınları onlara bırakmayın diyerek bu cahil askerler maalesef hocam Osmanlı askerlerini öldürüp karınlarını eşiyorlar. Bunların tarih kitaplarında karşılığı var. Yani bu Arap halkı yapmıyor bunu. Dağlı Bedeviler. Kendi Arap halkına da zulmeden aşiret ağalarının emrindeki oradan buradan toplama askerler yapıyor bunu. Evet. Maalesef bunu daha sonra kullanıp İngiliz propagandası, Yahudi propagandası bunları alıp hikayeleştirip bizim Türk insanının önüne koyup bak Araplar sizi arkadan vurdu diyerek de bu maalesef ters dezenformasyonla bir asıra yakın zamandır Araplarla Türkler arasında bu yanlış bilgi üzerinden Arapla Türk'ü düşman etmeye kalkıştılar. Evet. Öbür taraftan da Kürtle Türk'ü düşman etmeye çalıştılar ki Türk, Kürt, Arap bunlar etle kemik gibidir Sayın Hocam. O açıdan baktığımızda İngiliz aklı maalesef hep ihanete çalışmış ve bu toprakların insanlarına da büyük acılar çektirmişler. Yani burada şimdi Kutul Amare konusunu layıkıyla anlayabilmemiz için ilk önce İngiliz'in emellerini layıkıyla anlamamız biz lazım. Belki biz burada iki program yapacağız bununla ilgili olarak ama bu konuyu çok iyi anlamak lazım. Şimdi bu bahsettiğimiz hocam Gertrude Bell özellikle Kuveyt emiri ile İbn-i Suud ve Basra'da Seyyid Talip ile görüşmüş. Burada da güçlü aşiret liderlerinin desteğini alarak İngiliz'e bir nevi hocam payan da olmaya çalışmışlardı. Zaten Suudlara baktığımız zaman onlar zaten bütün varlık sebeplerini İngiliz'e borçlular. Evet. Vahabi yönetimi değil mi Sayın Hocam? Trump dedi ya, hey King dedi. Ya. Kralcık ben seni bir hafta korumazsam dedi. Ya. Senin yerine duramazsın dedi. Tabii. Evet. Ne oldu? Güya kendileri Amerika'ya baş kaldırmaya kalkıştılar. 700 milyar dolar civarında para yanlış hatırlamıyorsam aynı anında o Trump zamanında Sayın Hocam hatırlayın. Cezayı kesti. Tabii hemen o paraya ipotek koymaya çalıştılar. Evet. Ve hatta dediler ki bu 11 Eylül saldırılarında Osama Bin Laden teröristini siz finanse ettiniz diyerek oradan Suudları köşeye sıkıştırmaya çalıştılar ki yani siz eliniz bize mahkum demeye çalışıyorlar. 390 milyarlık da silah sattılar. Tabii. Hatta silah satmadan parasını aldılar. Öyle bir şey tabii oldu. O açıdan baktığımızda hocam yani bunlar Suudlar, Suudi Arabistan gibi devletler bunlar aslında sınırları cetvelle çizilmiş devletler. Evet. Öte yandan da hocam özellikle Enver Paşa Irak havalesine gönderdiği teşkilatın mahsusu ajanlarıyla tabii bir şeyler yapmaya çalışıyor ama maalesef yanlış yönlendirmeler sebebiyle de bazen hocam yanlış istihbaratlar devletin merkezine geliyor. Ya düşünebiliyor musunuz siz ordu komutanı vekilisiniz, istihbarat teşkilatı da beraber teknoloji olarak beraber bilgi alışverişi yapmak mecburiyetindesiniz ve sizin gönderdikleriniz maalesef İngiliz'e çalışıyor. Böyle kimseleri bile çıkabiliyor. Evet. O açıdan çok ciddi manada sıkıntıların yaşandığını söylememiz mümkündür hocam. Bizim özellikle son Alman İmparatoru Kaiser, 2. Wilhelm var hocam. Bu Alman hariciyesi ve genel kurmayı özel Baron Max Oppenheim diye birisi var hocam. 1914 yılı Ekim ayının başında İslam evet dünyasını harekete geçirerek ayaklandırmak ve panislamizm propagandasını Ortada ve Osmanlı coğrafyasıyla bütün İslam dünyasına yayma ve bu sayede de Osmanlı'nın bu itibarına yararlanarak Almanların burada bir nevi prestij kazanması ve savaşta kendi yararına, kendi faydalarına hizmet edebilecek bir oluşum sergilemeye çalıştıklarını görüyor. Yani Almanlar da burada boş durmuyorlar. Evet. O açıdan baktığımızda özellikle bu bahsetmiş olduğumuz Oppenheim hocam 1914 yılının Ekim ayında özellikle İslam dünyasının düşmanlarınıza baş kaldırsanız bir raporunu kendi yetkililerine sunduğunu sunuyor. Görüyoruz. İslam dünyasının düşmanlarımıza baş kaldırısı adlı rapor. Özellikle bu raporda Almanya ve Osmanlı Devleti'nin baş düşmanı İngiltere, Fransa ve Rusya egemenliğindeki İslam ülkelerinde başlatılacak olan ayaklanmalara dair ayrıntıların hocam bu raporu ben gördüm. Özellikle cihat politikasının nasıl uygulanacağına dair geniş açıklamalar yer alıyor. Yani Almanlar Osmanlı'yı savaşa sokmakla kalmıyorlar.
aynı zamanda Osmanlı'nın savaşlarda nasıl bir strateji uygulayacağının çerçevesini de Almanlar çiziyor. Yani sizin hiç iç işlerinizde, evet, dış işleriniz kalmamış artık. İttihat Terakki Almanları o yani askeri sırların tamamını resmen emirlerine amade ediyor. Evet. Bütün askeri sırlarınızı Almanların hizmetine sunuyorsunuz. Her şeyinizi Almanlara resmen ipotek koyduruyorsunuz. Evet. Ondan sonra da efendim Almanlarla yarın belki de pişman da olmuştur İttihat Terakki. Ben artık savaşa sizinle devam edemeyeceğim deme lüksünüz yok. Çünkü her şeyinizi adamlara zaten vermişsiniz. Evet. Ben inanıyorum, daha doğrusu hüsnü zannetmek istiyorum Sayın Hocam. Birinci Dünya Savaşı başlamış 1914'te. Bitmiş 1918'de, o 4 yıllık sürede. Ben hüsnü zannetmek istiyorum. Yine de diyorum ki ya acaba İttihat Terakki çıkıp da ya keşke bu savaşa girmeseydik demiş midir acaba? Çünkü o kadar acılar yaşanıyor ki. Dese ne olacak diye düşünüyorum sonradan. Çünkü evet, bütün savaş planlarınıza varana kadar her şeyi Almanlara vermişsiniz. Evet. Almanlar siz savaştan çıksanız, ayrılsanız bile her şeyinizi zaten adamlar ipotek koyacaklar. Aynen. O açıdan baktığımızda yani hocam İngilizlerin siz bu savaştan uzak durun, gerekirse Mısır'ı size veririz dediği aklıma geliyor sonradan. Onun için Sultan Abdülhamit Han belki o zaman da devletin başında olsaydı bu acılar yaşanmayacaktı. Onun için hocam müthiş bir psikolojik harp uygulandığını da görüyoruz, evet, İngilizler tarafından. Hocam Cemal Paşa'nın, evet, karargahında yanındaki sevgilisi, dostu, evet, Sarah Sarahson herhalde. Ya evet. Yanlış hatırlamıyorsam, evet, Milli Teşkilatı'nın, hı-hı, şimdiki Mossad'ın çekirdeği olan Milli, evet, Teşkilatı'nın üyesi. Evet. Evet. Ve orada aldığı her karar İngiliz karargahına gidiyor. Ya, bunu sonra fark ediyor. Şu gaflete bakınız. Ya ondan hocam, sonra dönüp de Araplar bizi arkadan vurdu ya diye şey yapıyorlar. Ya sonraki hocam, zamanlarda da böyle olmamış mıdır hocam? Menderes rahmetli gelinceye kadar askeri sistemi üniformalarına varana kadar yine Amerikan istihbaratı, Amerikan ordu sistemi baktığınız zaman her şeyin sisteminin yine dış menşeli olduğunu görüyoruz. O açıdan hocam yani bunların yeni nesil tarafından bilinmesi gerekiyor, evet, değerli hocam. Kıymet hocam, güzel anlattınız. Orta Doğu'nun petrol kaynaklarına sahip olmak, İngiliz İmparatorluğu'nun egemenlik sahasını daha da genişletmek düşüncesiyle planlayıp kurguladıkları İngilizlerin kurtlar sofrasında büyük oyunu sahneye koymuşlardı. Evet. Peki İngilizlerin Kutul Amare kuşatmasına kadar Irak cephesine yönelik politikaları neler olmuştur? Evet. Biraz hocam, kısaca ondan bahsedebilir misiniz? Hocam 1914'lerde Britanya İmparatorluk hükümeti Basra Körfezi ile Güney Irak'a müdahale ederek Bağdat'ın ele geçirilmesinde bazı faydalar olduğunu rapor etmişler. Bunlar neler mesela? Osmanlı Devleti ile müttefiklerinin özellikle başta Almanya olmak üzere Irak ve İran petrollerinden faydalanmalarına engel olunacak. Yani yapılacak favdan itibaren başlayan bu savaşın gelecekteki hedefi bu. Bu açıdan baktığımızda Almanların Irak ve İran petrolleri üzerindeki egemenliğini sona erdirmek. Maksat bu. İran üzerinden güneye inecek Rus Kafkasya ordusu ile birleşerek Türklerin Irak, Suriye ve Kafkas cephelerinin gerilerine düşürülerek onları mağlup etmek, Türkleri özellikle mağlup etmek ve Türk ordusunun imhasını sağlamak ki bu raporlarda uzun uzun anlatılıyor. Bu noktada hocam Towsend'ın hatıraları var biraz önce bahsettiğim, evet, gibi. Towsend'ın hatıralarında bu savaş raporlarından uzun uzun bahsediliyor. Bizzat onu defalarca okuduğum için söylüyorum. Bu işin meraklılarına da özellikle tavsiye ediyorum. Arap Yarımadası'ndaki Arap emirlikleri var. Biraz önce bahsettik ya hocam. Özellikle bu kurulan İngiliz etkisi perçinleştirilecek. Bu vasıtayla İngilizlerin Araplar üzerinde daha tesirli olabileceği adımlar atılacak ve geleceğe bir nevi damgasını vuracak İngiliz İmparatorluğu'nun ki dünya üzerinde güneş batmayan memleket olarak malumunuz anlatılıyor. Hala daha bugün itibariyle adamların dünya üzerinde efendim binlerce adalarının olduğunu, küçüklü büyüklü adalarının olduğunu veya doğrudan adaları olmasa da düşünün Kanada, İngiltere'nin Kanada valisi diyor hocam haber bültenlerinde. Evet. Veya Avusturya veya işte efendim benzeri yerlerde, Güney Afrika'da bile düşünün yani İngiliz egemenliğini yakın zamana kadar gördük ki o zamanda bile Arap coğrafyasında efendim aşiret ağları üzerinden o coğrafyaya hakim olmak İngilizlerin en öncelikli olarak planladıkları mevzuların başında yer alıyor. Bu sayede ne olacak?
Bu sayede hocam çok kolaylıkla efendim oralara hakim olabilecekler. İşte raporlarına bunları yazmışlar. Özellikle bölgedeki birliklerin lojistik tesislerine ve ikmal üslerine saldırılar düzenlenecek. Türk ordusunun İran ve Irak cephelerinden Hindistan'a ulaşma, Hindistan'daki Müslüman halk üzerindeki etkisini bertaraf etme. Düşünebiliyor musunuz hocam? Yani hala yakın zamana kadar Endonezya'da Aceh bölgesinde bile Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri adına hutbe okutuluyordu. Hindistan'da keza Osmanlı sultanları adına hutbe okutuluyordu. Hatta Hindistan'da bile Kurtuluş Savaşı sırasında Afganistan'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan gelen yardımların bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında o insanların nasıl size destek oluruz dediğini, Afganların kadınların kollarındaki bilezikleri bile nasıl olup da gönderdiğini, sonradan Türkiye'de bunların farklı amaçlara nasıl kullanıldığını biliyoruz değil mi değerli hocam? Evet. O açıdan baktığımızda bu halklar üzerinde Osmanlı'nın tesirini bertaraf etmek. Maksat bu. Yani İngiliz stratejisi tamamen Osmanlı'nın dünya üzerinde silinmesi, Anadolu'dan çıkarılması, tekrar Türklerin doğdukları ilk yer olan Orta Asya'ya gönderilmesi. Bunun üzerine kurulu İngiliz fitnesi. Evet efendim. Osmanlı padişahları tarafından ilan edilen kutsal cihatın etkisiyle özellikle Arabistan, İran, Afganistan ve özellikle Hindistan'daki Müslümanların harekete geçmeleri bu şekilde önlenecek hocam. Buralara hakim olunduğunda Alman denizaltılarının Basra Körfezi'ne üstlenip Hint denizini kontrol etmelerinin önüne geçilecek. Evet, İngilizlerin Güney Irak'a egemen olması, Kuzey Irak ile Doğu Anadolu'daki Kürt, Nasturi ve Süryani ve Ermenilerin ayaklanmaları sağlanacak. Düşünebiliyor musunuz? Bu topraklarda etle kemik gibi olduğumuz kıymetli, muhterem, mübarek o ki nice alimlerin çıktığı Kürt kardeşlerimizi ayaklandırarak Osmanlı'ya karşı İngiliz egemenliğini o bölgede perçinleştirme. İngilizlerin raporlarında bu bile var. Yani bu coğrafyada uğraştığımız, yakın zamana kadar uğraştığımız terör belasının aslında damgasının hocam işaretinin ta bundan 100 yıl önce aslında planlandı, programlandığı da bu şekilde ortaya çıkıyor. O açıdan baktığımızda Britanya Krallığı Irak cephesini açarak Hindistan'a yönelik harekatın önünü kesmek istemiştir hocam. Bu öngörülü siyaset askeri stratejide dolaylı tutum olarak bilinen ve düşmanın dengesini bozmayı ve sonunda yenilgiye uğramayı hedefleyen bir taktik. İngilizler ilerleyen zamanda Çanakkale yenilgisiyle kaybettikleri psikolojik üstünlüğü yeniden ele geçirmeyi de bu maksatla bu şekilde amaçlamışlardır Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Kısa bir ara verelim isterseniz. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız. Tarihe açılan pencere. Merhaba tekrar kıymetli dinleyenlerimiz. Tarihe açılan pencere programı kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Ara verdik. Kıymetli hocam Kutul Amare zaferinden bahsediyordu. Mustafa Şiker hocam profesör doktor. Hocam İngilizlerin Kutul Amare kuşatmasına kadar Irak cephesine yönelik politikaları neler olmuştur? Biraz bundan bahsedelim. Sayın hocam öncelikle dinleyicilerimiz ya Kutul Amare'den bahsediliyor ama hala Kutul Amare'ye gelinmedi diye anlamasınlar. Çünkü Kutul Amare'nin layıkıyla anlaşılabilmesi için İngiliz aklının çok iyi anlatılması, anlaşılması, o bölge coğrafyasının, o bölge coğrafyasında yaşayan insanların psikolojisi, başına gelenler, yaşadıkları, o cephede savaşanlar hariç bunların efendim çok iyi bilinmesi gerekiyor. Yani Kutul Amare'nin anlaşılabilmesi, zaferin layıkıyla idrak edilebilmesi için ilk önce o coğrafyada neler olduğunu çok iyi bilinmesi gerekiyor Sayın Hocam. Evet. Şimdi Hindistan yolunu emniyete almak isteyen İngilizler hocam. Evet. Buraya özellikle dikkat edilmesini rica ediyorum. Hani İttihat Terakki cemiyetinin hep böyle vatansever olduğundan falan bahsedilir ya. Evet, İttihatçıların İngiliz'e nasıl toprak verdiğini anlatan bir ifade hocam. Bakın buna özellikle dikkat. Hindistan yolunu emniyet almak isteyen İngilizler daha 1913'lerde Osmanlı Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa'nın onayıyla geçici olarak Bahreyn, Katar ve Kuveyt'te konuşlandıkları arazide yığınak yapmışlar hocam. Bu belgelerde açık ve net. Yani
Mahmut Şevket Paşa, sadrazam, başbakan yani bugünün ifadesiyle. Evet efendim. Mahmut Şevket Paşa İngilizlere Bahreyn, Katar ve Kuveyt topraklarını yığınak yapması için veriyor hocam. Geçici olarak veriyor. Dikkat ederseniz. Kendisine karşı değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Hep geçici başlıyor zaten bu işler. Akdeniz adaları, Kıbrıs adası da öyle olmadı mı hocam? İngilizler geçici olarak el koydular. Sonra tamamen el koydular. Ve sen çıkıyorsun diyorsun ki efendim buraları ben efendim İngiliz'e geçici olarak verdim. Evet. Yani senin iddia terakki olarak senin buraları tekrar verdikten sonra tekrar ele geçirme şansının olmayacağını. Çünkü çok sesli bir korosun sen. Biliyor İddia zaten. Terakki. Yani sen çok sesli bir devlet yönetimi yapıyorsun ama devlet yönetimindesin ama çok sesli bir koro gibisin. Bu 31 Mart olayına gelen adam değil mi bu? Tabii. Zaten hareket ordusunda. Nasıl geldiysen. Tabii. Diyetini ödüyor bir bakalım. Tabii. Özellikle burada hocam arazide İngilizlerin yığınak yapmasına fırsat veriliyor. Özellikle silah, teçhizat ve para personel yönünden bölgedeki kuvvetlerini arttırıyor İngilizler bu sayede. Evet. Bu sayede. Buraya özellikle dikkat edilmesini rica ediyorum. Orta Doğu'nun petrol zenginliklerine sahip olmak. Hocam bunu bu esnada bu işin kanıtını da sunmaya hazırım. Behzat Balkış. Hocam Nezihi Fırat. Evet. Özellikle Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi, Irak-İran Cephesi, 3. Cilt, Genelkurmay Ateşe Başkanlığı yayınlarından geçmiş hocam. Evet. Bu biraz önce Mahmut Şevket Paşa ile ilgili bahsettiğim ifade bizatihi kaynağı, belgeleri olan, yani kafadan atmıyoruz bunları. Hepsi belgesi olan şeyler. Burada anlattıklarımızın tamamının hepsinin belgesi var sayın evet, hocam. Evet. Orta Doğu'nun petrol zenginliklerine sahip olmak, İngiliz İmparatorluğu'nun egemenlik sahasını daha da genişletmek düşüncesiyle planlayıp kurguladıkları kurtlar sofrasında büyük oyunu sahneye koyuyorlar daha sonra. Yani İttihat Terakki Cemiyeti bile düşünebiliyor musunuz? Yani Almanlarla anlaşmadan önce bile İngilizlerle hocam nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu gösteriyor aslında bu. Evet. 3 Kasım 1914 günü FAV açıklarına gelen ilk İngiliz birliklerini diğerleri takip ediyor değerli hocam. Ondan sonra zaten ip kopuyor. 6 Kasım günü çıkarılan İngiliz öncüleriyle Türk ordusuna bağlı hudut birlikleri arasında ilk sıcak çatışma bu şekilde başlamış oluyor. Daha sonraki zamanlarda bu aynen devam ediyor. Özellikle hocam burada çok enteresan bir şey var. Kaynakları okuduğumda da gülmüştüm. Evet efendim. İngilizler özellikle Arap aşiret ağları üzerinde etkili olmak için hocam nasıl bir yalan uyduruyorlar? Ne diyorlar biliyor musunuz? İngilizler Basra'da halka hitaben bir bildiri neşrediyor hocam. İngilizler halka hitaben bir bildiri neşrediyor. İngiltere'nin bir İslam devleti olduğuna dikkat çekiyorlar. Allah Allah. Hocam çok enteresan. Evet. Osmanlıların Almanlarca kandırılıp yanlış yola sürüklendiğini, Türklere ve Müslümanlara karşı bir tavırlarının olmadığını belirten beyannamelerle halkı sindirmeye çalışıyorlar sayın hocam. Evet. Evet, ne kadar önemli hocam. Yani düşünün buna inanan kimselerin olduğu bir dünyada yaşamak da çok enteresan. Selçuk Duman tarafından yazılmış bir eser hocam. Özellikle evet. Zekeriya Türkmen editörlüğünde. Kutlu bir zafer 1916'dan 2016'ya 100. yılında Kutul Amare sayfa 31 hocam. Evet. Bu İngilizlerin ifade şeyini olduğu gibi aktarıyorum. İngilizlerin aslında bir İslam devleti olduğunu, evet. Aslında Arapları kandıranın Osmanlılar ve Almanlar olduğunu adamlar açık açık ifade etmekten imtina etmiyorlar sadece. Evet. Şimdi ediniz. Bu konular çok önemli. Özellikle 4 Aralık 1914'te üstün kuvvetlerle Kurna mevzisine saldıran İngilizler 9 Aralık tarihinde Türklerin kuzeye çekilmesiyle üstünlüğü ele geçiriyorlar sayın hocam. Evet. Özellikle 4 Aralık ve 7 Aralık muharebeleri var hocam. İngilizler galip geliyorlar burada. Özellikle 38. Tümen var hocam. Albay Supi Bey 45 subay 989 erle teslim olmak mecburiyetinde kalıyor. Savaşın seyri tabii daha sonra değişiyor sayın hocam. Evet. Hocam teşkilat-ı mahsusadan bahsettiniz. Evet. Bu teşkilat-ı mahsusa üyelerinden ve önderlerinden Yarbay Süleyman Bey var. Evet. Bunun Irak harekatı hakkında neler söylenebilir? Hocam 2 Ocak 1915'te Irak ve Havalesi Genel Komutanlığı'na teşkilat-ı mahsusanın önde gelen liderlerinden, kimselerinden Yarbay Süleyman Asgari Bey var.
O buraya hocam tayin ediliyor. Evet. Başkomutan vekili ve Harbiye Nazırı, o zaman da Enver Paşa, Süleyman Askeri Bey'i Irak cephesinin yerel kuvvetler noktasında İngilizlerle için durdurmakla Süleyman Askeri Bey'i vazifelendiriyor. Özellikle Irak'ta yani şu da var sayın hocam. Şimdi Irak bu yani Arap aşiret liderlerinin tamamı İngilizlerin safında değil. Burada da yanlış anlaşılmasın. Evet. Mesela Irak'ta aşiret reislerinden Uceymi veya Acemi Sadun Paşa hocam o zaman da Süleyman Askeri Bey'in yanında yer alıyor. Mesela Osmanlı'ya destekliyor. Evet. Çok sayıda aşiret lideri o zaman da Osmanlı'nın yanında da yer alıyor. Bazıları samimiyetle böyle hocam efendim Hakk'ın yanında yer alıyor mu? Bazılarını da İngiliz'e satın almışlar. Parayla maalesef kendilerini böyle İngiliz'in emrine veren Arap aşiret reislerinin olduğunu da görüyoruz. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz Uceymi Sadun Paşa aşiret lideri, Irak aşiret lideri Osmanlı'yla da önemli savaşlarda omuz omuza savaştığını, askerlerle birlikte bu faaliyette yer aldıklarını görüyoruz. Şimdi Irak Havalesi Komutanı Süleyman Askeri Bey hocam gayri nizami harp yöntemlerini çok iyi bilen birisi. Daha sonraki zamanlarda tabii çeşitli yani hayata apayrı bir hikaye. Mesela bazen ayağından yaralanmış, muharebeye katılmış mesela yaralı halde. Bunlar anlatılır. İşte daha sonra bazen cephe komutanlarıyla ters düştüğü bunlar anlatılır mesela. Bir keresinde mesela Şuabiye Meydan Muharebesi'nde ki yenilgi son derece gururuna dokunuyor mesela Süleyman Askeri Bey'in. Hmm. Kendisi teşkilatın mahsusu önemli hizmetler yapmış ama özellikle bu Şuayibe Meydan Muharebesi'ndeki yenilgi gururunu çok ciddi manada yaralıyor ve Süleyman Askeri Bey bunalıma girip şakağına silahını dayayarak intihar ediyor. Allah böyle Allah. Bir kişiliğe de sahip hocam. Teşekkür evet. ederiz hocam. Hocam galiba bu Süleyman Bey'in yerine Sakalı Nurettin Paşa evet. atanıyor. Evet hocam. Bunun Irak ve Havalisi Komutanlığı döneminde neler yaşanmış? Evet Süleyman Askeri Bey'in hocam vefatından sonra yerine Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa getiriliyor önce. Evet. Bir süre sonra Irak ve Havalisi Komutanlığı'na Albay Sakallı Nurettin Paşa getiriliyor. Harbiye Nezareti'nin oluruyla atanıyor kendisi. Çok önemli birisidir hocam Nurettin Bey. Özellikle Edirne'de o zaman da görev yapıyor. Bağdat'a hızlı bir şekilde hareket ediyor. İngiliz istihbaratı Şuayibe Muharebesi'nden sonra özellikle Şiilerin çoğunlukta oldukları bölgelerde Türklere karşı halkı ayaklandırma için büyük bir propagandaya girişmişler. Özellikle Necef ve Kerbela'da Osmanlı idaresine karşı başkaldırılar oluyor. Onlara karşı çok ciddi manada gayri nizami harp metotlarını da uyguladıklarını görüyoruz. Evet. Sakalı Nurettin Paşa'nın, Nurettin Bey'in paşa sonradan paşa oluyor. Çok önemli bir kişi olduğunu da buradan söylememiz mümkündür. Albay çünkü kendisi ilk görev atanında albay sonradan paşa unvanına evet. ulaşıyor. İngiltere'nin büyük ümitler bağladığı Irak seferi Hindistan'daki İngiliz karargahı tarafından yönetilip yönlendiriliyor. Yani aslında Irak'taki bütün savaşın, bütün stratejileri, bütün harekat planı İngiltere'deki, Hindistan'daki pardon merkez tarafından yönetiliyor hocam. Daha evet. yakın olması hasebiyle. Özellikle Nisan 1915'te General Towson hocam meşhur ismini sıkça duyacağız bunun. Irak cephesinde 6. Tümen komutanlığına atanıyor ve bunun hikayesi de bu şekilde buradan başlıyor. Towson hocam 23 Nisan 1915'te Basra'ya gelip hemen görevi devralıyor. Çok aslında kuvvetli, dirayetli bir komutan. İngiliz ordu teşkilatı içerisindeki en güçlü, en zeki, en cesurlarından birisi olarak tarif evet. ediliyor. Ama bu amca daha sonra hocam şey oluyor, esir oluyor. Evet. Halil Kutpaşa'ya esir düşüyor. Tabii esir düştükten sonra neler yaşıyor, onları ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Özellikle İngilizler hocam tabii Sakallı Nurettin Paşa'nın, Nurettin Bey'in o ciddi savunma planları karşısında da bazen çok ciddi kayıplar veriyorlar. Özellikle Nurettin Bey Haziran ortalarına kadar Kutul Amare civarındaki mevcut kuvvetleri yeniden teşkilatlandırıp personel ve cephane bakımından güçlendirmeye çalışmış. Bu konuda 15 Haziran 1915 tarihinde başkomutanlık vekaletine gönderdiği raporda
kuvvet durumunu da bildirmiştir. Özellikle buna göre Irak ve Havalisi Komutanlığı'nın Kutul Amare'deki kuvveti 348 subay. Yaklaşık 12 bin civarında er, 9500 civarında tüfek, top ve binek hayvanlarından ibaret. O açıdan hocam savaş bütün hengamesiyle devam ediyor. Burada herkes vazifesini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Özellikle Kutul Amare'nin düşmesinde etkili olan, ki daha sonraki zamanda da Fav'dan başlayan hareket yukarıya doğru, özellikle kuzeye doğru ilerliyor. Ve Kutul Amare bir müddet sonra İngilizlerin eline geçiyor Sayın Hocam. Tabii bu ele geçirilmesinde İngilizlerin savaş stratejileri önemli, ama çevreden aldığı aşiret ağlarından aldığı destekler de burada çok tesirli. Askerin de biraz veya başındakilerin de biraz Askerin de bu noktada gevşekleri var. Biraz tabii savaş psikolojisi bazı noktalarda. O açıdan baktığımızda hocam, özellikle Amare'nin düşmesinde etkili olan bazı aşiret ağları var o zaman da. Dediğimiz gibi İngilizlere işbirliği yapıyor. Türklerden ele geçirdikleri top ve silahları General Tovşun'a hediye ederek bağlılıklarını bildiriyorlar. Evet. O açıdan bu işe devam ediyor. Özellikle Irak cephesinde yer alan iki nehir arasındaki geniş bataklıklar, özellikle sıtma hastalığı hocam. Buradan evet, İngilizler çok çekiyorlar. Kirli sulardan, özellikle koleranın tetikleyicisi. Evet. Bu koleradan dolayı İngilizler üst düzey çok sayıda komutanını kaybediyor. Evet. Kolera hastalığından. Tovşun da bir ara kendisi koleraya yakalanıyor ama çok tedaviyle bir şekilde kurtarıyor. Hmm. Özellikle gıdasızlıktan dolayı zayıf düşüyorlar hocam. Özellikle yöre halkı askerler noktasında İngilizlere korkusundan dolayı destek verenler var. Osmanlı'ya gizliden gizliye. Hocam şu çok önemli bir mesele. Aşiret ağları, biraz önce söyledim, tekrar altını çizerek söylüyorum. Aşiret ağları her ne kadar İngilizlerin yanında yer alsa da Arap halkı Osmanlı askerlerine çok destek veriyor. Özellikle köylerde yaşayan, dağ köylerinde yaşayan, mesela hayvanını kesmiş getirmiş birisi hocam. Komutanın önüne bırakıyor. Evet. Hayvanını kesmiş, yüzmüş, parçalamış, komutanın önüne getiriyor askerlere yedirmek için. Bunu bir Arap köylüsü yapıyor. Yapar. Yani bu kadar da bir Araplar bizi arkadan vurdu derken de o vebali de çok bilerek hareket etmek lazım. Bunun gibi çok örnek var hocam. Özellikle gıdasızlıktan dolayı zayıf düşen İngiliz askerlerinin savaşta çok ciddi manada kan kaybettiği. Mesela Tolstoy'un hatıralarında Kutul Amare'yi ele geçirip Nasiriye hattından ilerledikten sonra bu süreçte hummalı sıtma hastalığına yakalandığını, hatta bazı kaynaklar buna kolera diyor. Evet. Kaynakların bazıları da sıtma diyor hocam. Evet. Sıtma hastalığına yakalandı. Tedavi için Hindistan'a gitmek zorunda kaldığından bahseder. Ağustos ayının ortasında da Irak cephesine tekrar geri dönmüştür evet. Sayın hocam. Hocam bu cephe sırasında Nurettin Bey'in taktiği, harp taktiği, savurma taktiği hakkında. Evet. Bir de Selman-ı Pak meydan muharebesi var. Evet Sayın Hocam. Ve zaferi var. Evet. Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Hocam tabii dediğimiz gibi burada özellikle Sakallı Nurettin Bey'in Irak ve Havalisi Genel Komutanı Nurettin Bey'in fedakarlıkları çok kaynaklarda çok anlatılıyor. Evet. Özellikle kalabalık İngiliz ordusu karşısında daha fazla yıpranmadan özellikle askerlerini yıpratmadan birliklerini geri çekme ve tam zamanında çekmesi sebebiyle de kayıpların önüne geçilmesi hadisesi hocam. Evet. Bu Nurettin Paşa'nın en önemli stratejilerinden biri. Yani savaşmak yetmiyor. Uygun zamanda geri çekilmek de çok önemli. Evet. Uygun zamanda geri çekilmediğiniz zaman, askere siz taarruz emri verdiğiniz zaman ne oluyor hocam? Kayıplarınız çoğalıyor. İşte bunu Sarıkamış'ta yaşadık. Düşünün evet. Orada Hafız Hakkı Bey mesela ne fedakarlıklar yaşanıyor. Bir cephe alınmış. Orada mesela bir müddet askerin yerine göre savunma hatlarını güçlendirmesi lazım. Hem Enver Paşa'nın İstanbul'dan ki beyefendinin Sarıkamış'a gelmek gibi bir kere geliyor zaten. Ondan sonra da bir gören yok. Evet. Orada 100.000'den fazla insanı şehit veriyoruz, kaybediyoruz maalesef. Uygun zamanda çekilmek de çok çok önemli. Doğru. Sarıkamış'ta hatta Rus komutan orada öyle diyor. Yani bir tas çorba verebilmek için şu askerleri esir almak isterdim diyor. O ya. Açıdan da baktığımızda Nurettin Bey'in burada uygun zamanda geri çekilmesi çok sayıda askerin hayatının da kurtulmasını, çünkü sonradan güçlenerek tekrar gidiyor. Evet. Selman-ı Pak muharebeleri var hocam 22-23 Kasım tarihinde. Burada mesela yapılan savaşlar var, mücadeleler var ki bu apayrı bir hikaye konusudur aslında.
Selman Afak Muharebesi'nin birinci günü General Tovşu'nun hatıra defterine bakmak lazım hocam. Çok enteresandır. Ben de özellikle bunu okuduğumda gerçekten yani savaşın hengamesini çok daha iyi anlıyorsunuz. Tovşun diyor ki Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, bu ifademin altını çiziyorum, savunmada Türklerle kıyaslanabilsin. Evet. Almanların savunmada gayet iyi olduğu farz ediliyor. Fakat siperlerde bulunduğu zaman onlar Türklerle kıyaslanamazlar. Buna verebileceğim bir örnek Gelibolu'dur. Orada bizim gemi ateşlerimizle birçok kayba uğrayan kıtalar, eğer Alman olsaydı yerlerinde kalamazlar ve hemen Türklerle değiştirilirlerdi. Evet. Halbuki Türkler bütün savaş boyunca yerlerinde kaldılar. İşte savaş savunma hocam, savunma hattı. Evet. Ha, dünyada savunma savaşı olup da bu kadar ordusunu kaybeden ikinci bir savaş yok diyordu ya Çanakkale Savaşı için. Uygun zamanda geri çekilebilmek de çok önemliydi ki biraz önce Nurettin Paşa'nın uygun zamanda uygun adımlar atması da çok önemli. O açıdan baktığımızda gerçekten Sayın Hocam önemli. Özellikle Halil Kut Paşa'nın hatıralarında Selman-ı Pak muharebelerinden büyük bir çöl savaşı olarak bahsedilmesi. Özellikle Irak Havalesi Komutanı Nurettin Bey'in, Albay Nurettin'in planlarıyla İngiliz ordusunun büyük bir hezimete uğraması, 18. Kolordu ile cepheye gelişinin, özellikle General Tovşu'nun hatıralarında burada eski savaşlarla da kıyaslandığında aslında burada çok büyük mücadelelerinin olduğu, kendi kayıplarının çok olmasının sebebinin de Nurettin Bey'in savaş stratejisi noktasındaki uzmanlığına bağlı olduğuna dair hatıralarında bunların ifadelerini görüyoruz Sayın Hocam. Onun için burada tabii Kutul Amare konusu böyle pat diye tepeden inme anlatılacak bir konu değil Sayın Hocam. Yıllardır ders kitaplarımızda böyle bir kibrit kutusu büyüklüğünde anlatıldı. Biz onu yapmayacağız. Ben hiç duymadım. Evet, yani biz de öğrenciliğimizde lisede, ortaokulda hiç duymadık Sayın Hocam. Öğretmenlik yaptım, ben anlatmaya çalışırdım. Efendim Allah razı olsun, yüksek lisans doktora sürecinde hocalarımız bize bunun eğitimini layıkıyla verdiler ama programda yok. Ben öğretmenlik yaptığımda kendi imkanlarımla anlatırdım öğrencilerimize. Öğrenciler de ilk defa duymanın verdiği şaşkınlıkla bakarlardı zavallılar. Yani Kutul Amare gibi. Aslında işte bazıları da diyor ki Çanakkale Savaşı ile hemen hemen aynı dönemde olduğu için Çanakkale Savaşı'nın gölgesinde kaldı. Ya ne alaka? Ne alaka? Böyle bir bahane olabilir mi Sayın Hocam? O açıdan baktığımızda yani Kutul Amare'yi bu kadar uzatmamızın sebebi nedir? Bu kadar uzatmamızın sebebi büyük bir kahramanlık destanı ama daha sonraki zamanlarda doğrudur. Savaş stratejilerinin yanlışlıkları sebebiyle İngilizler 7-8 ay sonra tekrar gelmiş Bağdat'ı işgal etmişler ama oradaki mübarek şehitlerin kanlarının son damlasına kadar yaptıkları mücadele hocam. Evet. Ve o zaman da belki Kutul Amare kaybedilse, Bağdat kaybedilseydi Ruslarla birleşen İngilizler, ki Ruslar güçlenerek gelecek, belki Anadolu'yu tamamen ele geçireceklerdi. Evet. Onun için masa başında nutuk atmak kolay. Kutul Amare şehitlerine Allah Teala'dan rahmet diliyoruz ve bu programın ikincisini yapacağız. Önümüzdeki hafta Kutul Amare konusuna devam edeceğiz Sayın Hocam. İnşallah hocam, ağzına sağlık, çok güzel anlattınız. Biz de bu vesileyle Bedir Muharebesi'nden ta günümüze kadar din-i devlet uğruna şehit olmuş, gazi olmuş bütün aziz şehitlerimizin hayırla yad ediyoruz. Amin. Hepsini Cenab-ı Hak derecelerine âli eylesin. Ülkemizi ve bütün Milad-ı İslami muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz bu programımızda Kutul Amare zaferinden bahsettik. Hocam geniş bir şekilde hazırlık çalışmalarından bahsetti. Bu programın da sonuna geldik. Bu programı Tarihi Açılan Pencere programını bendeniz Mehmet Sıldık Arvas ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker beraber hazırlayıp sunduk. Sesimizi kumanda masasında sizlere İbrahim Macit kardeşimiz ulaştırdı. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bir dahaki program buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız efendim. Tarihe Açılan Pencere.